Beyrut, fal ve kehanet aynı şey mi? Bunlar birbirine çok karışıyor. Fal ve kehanetin aynı şey mi, farklı şeyler mi olduğunu bence videonun sonuna saklayalım. Etimolojik kavramlarından bahsedelim. Sonra bakalım aynı şeyler mi, farklı şeyler mi. Kehanetten başlayayım. Kehanet kelime kökü olarak Semitik bir dile aittir. İbranice, Süryanice ve Arapçada geçmektedir. İbranicesi kohen'dir. Süryanicede kahandır, Arapçada ise kahindir. Kahinin Yahudilikle çok alakası vardır çünkü Tur suresinin de geçtiği Musa ile ilgilidir. Musa'nın kavmi Kohen soyuna dayanmaktadır. Kahin Kohenler aslında rahip anlamına gelmektedir. Musa bu ilmi Mısır'da öğreniyor. Çünkü hayatının çok büyük bir kısmı Mısır'da geçiyor. Mısır'ı terk edişleriyle beraber ki süreçte geleceği görmekle ilgili, geleceği tahmin etmekle ilgili çeşitli yetiler gelişmeye başlıyor ve bunlar sosyal aktarıma geçiyor. Bununla beraber Arapçadaki karşılığı mugayip, gayptan haber almak, gaybı bilmek. Bu arada ilginç bir bilgi belki. Yahudi kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Yahudi kelimesi de Yahve yani kısaltmalardan oluşur. Yahve büyük tanrı, büyük Rab. Yahve di ise sondaki görmek anlamına gelmektedir. Yani Yahve'yi görenler demektir. Bu yüzden Yahudilerin kahinlikte bayağı maharetli olduğu bilinmekte. Fal kelimesinden biraz bahsedeyim. Fal özellikle Arapçada faulu diye geçmektedir ve alamet anlamına gelmektedir. Kehanetle ilgili ortak tarafında ise kehanette de alametler vardır. Kehanetler yıldızlara bakılabilir. Rüyalar görülebilir, bunun İslam'daki karşılığı istiharedir, numarolojiyle ilgilenebilir, bunlar gibidir. Fal alametlerde ise araçlarla bakılır. Yani görme işleminde bazı araçlar gereklidir. Diğerlerinde ise rüyalar var. Kehanetin yaşandığı dinler tarihinde ilginç olaylar vardır. Bunlardan bir tanesi de maguslardır. Üç kral. Üç kral doğumundan 8 ay sonra İsa bebeği bulmaya gelen üç Pers büyücüdür. Magus magic kelimesinin kökü. Bunlar büyücü ve kahin rahiplerdir. Üçü bebek İsa'yı hediye getirmişlerdir ve Kudüs'te onu bulup hediyelerini ona takdim etmişler ve rüyalarında İsa bebek hakkında bilgiler edinmişlerdir rüyalar ve yıldızlara bakarak da Mesih İsa'yı bulmuşlardır. Peki Beyrut tarihte kehaneti ilk hangi toplum kullanmış? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı? İlk olarak çok kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama yazılı kayıtlarda mesela Çinlilerin bununla ciddi ilişkileri olduğu biliniyor. Bunun dışında Hitit kitabelerinde krallara verdikleri öğütler ve kehanetler vardır. Mısır'da var. Daha sonraki dönemlerde artık milattan sonraya Bizans'a denk geliyor. Hatta İstanbul'un kuruluşuna denk geliyor büyük bir kâhin Bizans İmparatoru'na İstanbul'u körler ülkesinin karşısında kuracağını söylemiştir. Tarihteki ilk kehanetin, büyük kehanetin kimin yaptığı ile ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Peki kehanetin dinler tarihindeki yeri nedir? Kehanet dinler tarihinde mesela Hazreti Musa'nın hikayesinde geçmektedir. Çünkü Mısır rahipleri bir bebekten bahsetmektedirler. Musa'nın hikayesinde geçiyor. Diğer bir olay ise Hazreti İsa'nın doğumuyla ilgilidir. Burada Kudüs kralı Herot'un rahipler tarafından uyarılması vardır. Çünkü onlar bir bebeğin yakınlarda doğacağını ve bu bebeğin Kudüs krallığının sonunu getireceğini söylemişlerdir. Aslında kehanette bulunmuşlardır. İslamiyet'te de aslında Hazreti Muhammed doğmazdan evvel onunla ilgili de bir takım kehanetlerde bulunuyorlar diyebiliyoruz. Çok doğru. Cahiliye dönemi Araplarında da bu iş çok ciddiye alınıyor. Cahiliye dönemi Araplarında Hazreti Muhammed'in dedesinin falokları çektiği söylenir. Falokları çeşitli rakamlardan oluşmaktadır. 11'li, On 10'lu veya 7'lidir. Cahiliye döneminin Kabe'sinde bir tapınak gibi içerisinde putlar bulunuyor ve bu falokları çeşitli putların arasında çekiliyor. En ünlüsü, en maharetlisi ise tanrıça olan Hubel'dir. Hubel'in ayaklarının altında 7 tane fal oku bulunuyor. Bu 7 falokların üzerinde örnek olarak söylüyorum. Le, Arapça hayır veya minkum bizden veya gayriminkum bizden değil gibi yazılar bulunuyor. Bu okları çeken kişi çektiği oka karşılık bir karara varmak zorundadır. Hubel'e danışıldığında ciddi konular hakkında başvururlarmış. Ama günlük hayatlarda diğer tanrı veya tanrıçalardan yardım isterler. Araplar da Falok'u ile ilgili diğer bir hikayede Uhud Savaşı'na dayanıyor. Ebu Sufyan'ın Uhud Savaşı ile ilgili Kabe'ye gidip fal oku çektiği söylenir ve savaşı kazanıp kazanamayacağını, hayırlı olup olmayacağını öğrenir ve savaşı kazanacağı yönünde bilgi alır Hubel'den. Savaş hakkındaki bilgileri de zaten İslam tarihi içinde okuyabilirsiniz. Kahinler, okulara benzer başka kullandıkları araçlar var mı kehanette bulunmak için? Mısır'da hayvanların iç organları kullanılıyor. Yunanlarda yine hayvanların iç organları, güvercinler kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? hayvanların iç organlarını? Açıklaması güzel olmayacak ama hayvan tam öldürülmeden canlıyken bağırsakları çıkarılıyor. Ve bağırsaklar hayattayken ve atıyorken onlar üzerinden yorumlar getirmeye başlıyorlar. Veya ciğerlerine bakıyorlar. Bu uygulama Yahudilikte de varmış eski ait döneminde. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'den aslında fal bakıyor. Buna ne diyorsun? İnanılmaz büyük bir hata çok büyük bir cehalet. Neden? Mukaddes görülen kitapların bu işin içerisinde bu şekilde olması büyük bir paradoks. Özellikle de Kur'an için söylüyorum bunu. Çünkü Tevrat'ın durumu daha farklı. Kur'an içerisinde açık surelerde geçmektedir bu bilgiler kehanet değildir diye. Dolayısıyla da o bilgi yanlış bir şekilde ifade edilmiştir. Yıldıznameler denen şeyi Kur'an içerisinden ilk 7 sayfasına bakıp parmakla belirliyorsunuz. Daha sonra buradan gayb ile ilgili bilgiler vermeye çalışıyorsunuz kişiye. Orijinali bu şekilde değildir onun. Orada annenizin etçet hesabına göre sayısal isminin sayısal değerleri alınır. Sizin isminizin Epçete göre sayısal değerleri alınır. İsminiz Latin harfleriyle yazılmış olabilir, Fars kökenli olabilir veya Türk kökenli olabilir. Bu Arapçaya çevrilir, Arap alfabesine. İşte buna epçet hesabı da deniyor. Sayısal değerlerle beraber sizin yıldızlarınızın konumuna bakılır. Hangi yıldızınız yücelmiş, hangi yıldızınız düşüyor. İsminiz, anne isminiz ve yıldızlarınızın kombini üzerinden size bakılıyor. Kur'an'la herhangi bir ilişkisi yoktur. Çünkü bunu yapanlar özellikle Kur'an'ın ilk yedi ayetine bakıp oradan bazı sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Onun dışında da fal oklarının yasaklandığını, şeytan işi ve pis işler olduğu yine surelerde geçmekte. Türk tarihine ve Osmanlı tarihine baktığımızda fal ve kehanetle ilgili neler görüyoruz? Aslında çok ilginç örnekler var. İlginç hikayeler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, hatta iki tanesi Atatürk'le ilgili. Ya Trabluskarp'ta ya da Fas bölgesinde bir falcı kadının Atatürk'ün eline bakıp onun geleceğini okuduğu söylenir. Bir diğer ise onun ölümünde 10 Kasım'da Hindistan'dan gelen bir halı vardır ve halıya işlenmiş kehanetsel bilgiler vardır. Onun ne zaman öleceği, saat kaçta öleceği yazılıdır. Bununla ilgili de isterseniz küçük bir video sonra çekeriz. Ama bunun dışında da Osmanlı'da, Osmanlı Sarayı'nda ve tebabetinde önemlidir. Osmanlı Sultanları'nın kahinleri olduğu, yıldızlara baktırdığı bilinmektedir. Hemen hemen hepsi. En ünlüleri de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un alışını nasıl olacağı, başarılı olup olamayacağı ile ilgili sorular sorduğu tarih kayıtlarında ifade edilir. Daha sonraki dönemlerde ise işin rengi değişmeye başlar. 19. yüzyılda modernleşme başlamasıyla bu işlere bazı sınırlamalar gelmeye başlıyor. Hatta öyle ki önemli büyü ve fal kitaplarının basımı yasaklanabiliyor. Daha çok falcılıktan bahsediliyor ve mugayiplik olarak söyleniyor. Mugayip de kelime olarak gayb, gaybden haber vermek anlamına geliyor. O dönemde bu işi yine kainlik ve falcılık olarak ayırmışlar. Peki herhangi bir kişi mesela kitaplardan okuyarak fal bakmayı öğrenebilir mi veya kahin olabilir mi? Ya da özel bir enerjisinin mi olması gerekir kişinin? Telepatik veya pisişik özelliklerin olması gerekir medium özelliğinin olması gerekir. Ama bunun dışındaki yıldızları okumayı öğrenebilirsiniz. Hesap kitap işidir. Özellikle klasik astrolojide. Bunda fazladan bir yeteneğe ihtiyacınız yoktur. Bilgiye ihtiyacınız vardır. Ama o bilgiyle beraber bir de yeteneğiniz varsa muhteşem bir kahin olabilirsiniz. Peki bu pisişik ve telepatik yetenekler doğuştan mı gelir? Böyle kesin bir araştırmayla ilgili bir şey bulamadım. Öyle olduğu düşünülüyor ki ben de bunu böyle düşünüyorum. Daha sonradan farklı yaşanan olaylarla bu hikaye sizde başlayabilir. Bir takım travmalarla da başlayabiliyor. Ama genelde iyi kahinler doğuştan geliyorlar. Bunu sonradan fark edebilirsiniz veya. İyi, bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz Beyrut. Ben teşekkür ederim.